kriz yönetmenin 3 tane önemli bacağı var. Yine harflerle gideceğiz. Batı dünyası bunu çok seviyor, harflerle formüle etmeyi. Bunun başında elbette iletişim meselesi geliyor. İletişimde araştırma yapmamız lazım. Olası krizler nelerdir? Olası sorunlar nelerdir? Potansiyellerimiz nerede negatiflerde, nerede pozitiflere gitmektedir? Bunu araştırmamız gerekiyor. Bütün bununla ilgili geri dönüşleri, karşılık verme, prosedürlerini, kişilerini, kulvarlarını, her bir şeyi de tayin etmemiz yapacağımız en önemli çalışmalardan bir tanesi. Çünkü bir şey olduğunda, kriz diye tarif edilen bir şey olduğunda, birinin büyümeye bastığında başka bir mekanizmanın çalışıyor ve süreci meseleye hakim olmakla başlatıp onarmayla neticelenecek bir evreye geçirmesi gerekiyor. Bizde genelde basıyoruz, çalışmıyormuş. Değil mi? Acaba diyoruz. Tüh diyoruz. Bazen tüh bile demiyoruz. Takdir ilahi deyip geçiyoruz. Biz profesyonellerin takdir ilahi lüksü yok. O devre bizde yok. Bizim çözüm üretiyor olmamız lazım. Başınıza gelebilecek en beter şey. Levi's'in bir lansmanını yapıyorum. Türkiye'deki ilk roadshow'lardan bir tanesi. Kamyonları biz tasarladık. Daha doğrusu kamyonları Mimar Sinan Üniversitesi Tasarım Bölümü öğrencileriyle tasarladık. Dönem projesi ilan ettik. Araçları aldık, şudur budur vesaire. Yurt dışında eğitim görmüş şoförlerimizi getirdik. Her koşulda arabayı kullanabiliyorlar ve araçların birbirlerine, yanlış hatırlamıyorsam, 2 metre 52 santimde yanaşması lazım. Altta, üstten yanaşması lazım. Çünkü bir kapak yukarı kalktığında, bir kapak aşağı indiğinde 2 tır dorsesi, arkasında çektiği kutu gözüken kısmı 3 tane yüklüye kavuşacak. Tarladaki pamuktan vitrindeki Levi's'e kadar olan süreci de Türkiye'de çok fazla örneği bulunmayan bir metodolojiyle biz şeyimize, tüketicimize, Levi's severlere anlatacağız. Levi's giymeyenlere de anlatacağız ki daha çok satabilelim. Misyonumuz da bu. Arabalı vapurda gideceğiz. Bütün Türkiye'yi dolaşacağız. Arabalı vapuru özellikle gittim ben. İki arkadaşımla beraber arabalı vapurlara baktık. Ev gezer gibi arabalı vapur gezdik. Dedi ki zemini düz olsun, su terazilerini ölç. Bu vapur bizim işimizi görecek. Çok güzel. Deniz idaresi veya yani denizcilik işletmeleri demiş ki o gün o vapur meşgul. İstediler, parasını da verdiler, gönderin demiş. Gönderdikleri vapur böyle arkadaşlar. Ve ortasında şeyi var, gövdesi var. Biz iki tır koyacağız, onları açacağız. Bütün şovumuz bu. Aklımızı oynatacağız. İki tır sığmıyor zaten. Vapurun ortasına gelmiyor. Vapurun ya arkasında kalacak ya önünde kalacak. Bu arada biz tırları Eminönü'ne götürmüşüz. Oradan bindireceğiz. Arabalı vapur geliyor. Yanlış. Telefon açıp, abi yanlış vapur göndermişsiniz. Doğrusunu gönderin deme şansımız yok. Vapurun gelmesine kadar bizim kamyonları yüklememiz, kurulumu yapmamız. Çünkü Kabataş'ında yaklaşık 80 kadar basın mensubuyla 400 civarında davetli bekliyor bizi. Hiçbir şansımız yok. Şoförler bana baktılar. Abi mahvolduk dediler. Ben dedim ki ya gemiyi batıracağız ya bu işi çözeceğiz. Batarsa kurtuluyoruz. Zahmetsiz bir şekilde kurtuluyoruz ama çok pahalı bir iş olacak. Takdir ilahi. Onu da bizim yapmamız lazım. Dua edersek yetişme şansımız yok. Şunu yaptık. Kemal Trofiler'de öğrendiğim bir halat tekniği vardı. Strap dediğimiz çok güçlü kayışlarla iki kamyonu birbirine bağladık. El vinçleriyle her biri 15 tonluk dorseleri şöyle duruyor, V şeklinde duruyor. Birbirlerine yaklaştırdık. Birimiz elinde cetvelle yaptık. 2 santim daha ön tarafı yaklaştırıp çalışıyoruz ama nasıl terlediğimizi, ne kadar kilo verdik bilmiyorum ama kesin kilo vermiştik. Ne kadar terlediğimizi bilmiyorum. Biz şeye geldiğimizde kamyonlarımız hediye paketi gibi olmuştu. Belli olmasın diye de süsledik o strapleri. Kulakları çınlasın, Levi's'in pazarlama direktörü Berlin demişti ki zaten siz ne yaptınız? Böyle bir şey yoktu maketlerde. Ya güzel oldu bu değil. Böyle izah son etmiş. Dakika yere, son dakika şey. Bu krizi çözme konusunda eğer biz vaktiyle bu kamyonlar aşağı yukarı 45 bin kilometre civarında yol gidecek. Her mevsimde gideceğiz, her koşuda gireceğiz. Dolayısıyla alabalıklarının içinde strap da olmalı, şu da olmalı, bu da olmalı demeseydik biz orada ya pardon müştericim ya vapuru değiştirmiş bu ahlaksız denizcilik işletmeleri yapamıyoruz. Neyse belki haftaya. Haftaya yok bizim işimiz. Her şey canlı, her şey anında oluyor. Elbette düzeltmek olmazsa olmaz. Bütün bunları yaptık, yapamadık ama etkinliğimizin bir algısı olacaktır arkadaşlar. Yaptığınız şey bir hata mıydı? Çok rahat olabilir. Bu bir eser miydi? Hakikaten bir başarı olabilir arkasında. Durumu idare edecek
genelde budur. İyi bir şey miydi ya da idare eder miydi? Hiçbiri olabilir. Hepsini işaretleyebilirsiniz. Yaptığınız etkinliğin dışarıdan nasıl alındığını, nasıl algılandığını da anlamak ve size nasıl geri döndüğünü de bilmek durumundasınız. Bunu da SWOT analizi yaparak ve kendinizi keşfederek yapacaksınız. İnsan sermayesi elbette önemli. Türkçe'de çok fazla üzerinde durulmamakla beraber takım, ki iki tane özel ifadesi var. Karşılıklı bağlı olan insanların belli bir sinerjiyle çalıştığı gruplar takım diye tarif edilir. Ekip ise biraz daha farklıdır. Ekipte de iki önemli kavram vardır. Geçicilik ve hiyerarşi esastır. Bu geçicilik ve hiyerarşinin esas olduğu ekip ya da grubun dışında bir de staff ya da görevli diye çevirdiğimiz tamamıyla talimatlarla çalışan ve bir otoritenin altında görev yapan arkadaşlar anlaşılır. Şimdi bir etkinlik yönetmeye başladığınızda bu hiyerarşiyi koymazsanız, tıpkı ordulardaki erler, assubaylar ve subaylar gibi bu hiyerarşiyi koymazsanız ya da okul yönetimindeki okulun idari personeli, okulun akademik kadrosu ve öğrenciler gibi bu üçlemeleri yapmazsanız zaten başarılı olma şansınız hiç yok. Ben tek başıma aslanlar gibi yaparım. Yalan. Yapamazsınız. İlla ki başka insanlara ihtiyacınız var ve işini iyi bilen insanlar olmaları esas. İki tane önemli mesele var işi başarıya götüren yolda. Bir tanesi return on objective diye tarif edeceğimiz, hedeflere eriştiniz mi, eriştiğinizden emin misiniz sorgusu. Diğeri ise return on investment, yaptığınız harcama. Üstüne çiziyorum, yaptığınız yatırımın yapıldığına değip değmediğini anladığınız, ortaya koyduğunuz ve kanıtladığınız analiz. Formülü çok basit. Ne kadar harcadıysa, ne kadar bir kazanç elde ettiyseniz, eksi maliyet bölü maliyet dediğinizde ortaya bir skor çıkar. Bugün internette aradığınızda çok daha fiyatalı ifadelerle anlatılan return on investment formülleri vardır. Ama işin basiti budur. İşin doğrusu sade olmaktır. Sade çünkü yalın dediğiniz zaman kalitenin en büyük güvencesi anlamına gelir. Burada parmaklarınızla hesaplayabiliyorsanız hata yapma ihtimaliniz azdır. Abaküs kullanıyorsanız, komik gözükmeyi göze alıyorsanız en doğrusunu yaparsınız. Hesap makinesi çözümlü. Bilgisayar elbette büyük yardımcıdır. Excel Rahman ve Rahim olandır ama ne olursa olsun hepsinin içinde bir tane hesap vardır. Ve bu hesap sizi doğru yola götürüyordur. Üç tane de evreyi geçmeniz gerekiyor. Bu üç vakte kadar bu konuşmayı bitireceğim derginin üzerinde. Planlama çok önemlidir arkadaşlar. Ondan sonra işi gerçek hayata taşıma, operasyon evresi ve ondan sonra da işin daha sonrakilere intikali için gerek kendi profesyonelliğinizde, gerekse o markanın kültürüne katkı sağlamanız için ya da parantez içinde hatırlatayım, dünyanın kültüründe bir satır daha yaratmanız için işin raporlama faslı, belgeleme faslı. Dünyada hiçbir iş, kağıt işi bitmeden, nothing can be done without the paperwork diye bir laf vardır. Hiçbir iş kağıt kürek işi tamamlanmadan bitmiş kabul edilmez. Bu işin latifesi ama siz olun, renklilikten vazgeçmeyin. En keyifli olan kısım budur. Türkiye'de bu konuda çıkan yayın az. Dünyada da çok olduğunu sanmayın. Reklam dünyasıyla, halk ilişkiler dünyasıyla karşılaştırıldığında etkinlik konusundaki yayınların sayısı fevkalade sınırlı. Baktığınız zaman 3 ekrana sığıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Seçkin kuruluşlar, ki büyükçe bölümü üyesi olduğunuz, oy veren veya da oy vermeyen üye statüsüyle dahil olduğunuz yapılardan bahsedeceğim. Bu yolda ilerlemeyi istiyorsanız ya da başka yolları tercih ediyor ama genel kültürün insanları anlamak üzerine olmalı diyorsanız ya da seçeceğiniz meslek insanları tanımak ve onlara bir hizmet götürmek üzerine olacaksa bu yayınların elde ettiklerinize göz atmanızı öneririm. Bu derneklerin, bu yapıların sayfalarını ziyaret etmenizi, zaman zaman e-mail ile bilgilendirme servislerinden yararlanmanızı arzu ederim. Bugün burada sizlerle paylaşabildiklerim zamana karşı koştum. 1 dakika 4 saniye, 4 dakika kullandım. 5. dakikayı kullanıp sorulara geçeceğim başta söylediğim gibi ama bugün burada paylaşamadığım şeyler için Deniz Hocanızın da müsaadesiyle her zaman bana yazabilirsiniz. Telefonlarınıza cevap veremeyebilirim ama e-maillerinize genelde akşam 2'den sonra mesajlara geri dönüyorum. Sizlere büyük bir zevkle geri dönerim. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Çok teşekkür ediyorum.